Evet arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Neredeyim? Ordumuza, silahlı kuvvetlerimize emek vermiş, yıllarını vermiş astsubayımızın mekanındayım. Bu insan ordudan sonra evlatlara, bizim canlara gönül vermiş, gitmiş. Çok büyük soylara dayanan, dünya çapında tanınan soylardan Kafkas çoban köpekleri getirmiş arkadaşlar. Şu an zaten şurada bakın Zalım. Hatta girelim içeri. Evlatlarını tanıyacağız. Kendisini tanıyacağız. Zalım. Yanında sahibi yokken biraz bize karşı biraz şey oldu, böyle duruk oldu. Gel, sahibi yokken kaldırmayalım. Gel, birazdan kaldırırız onu. Reis, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Yine kucağında çok güzel bir çocuk var arkadaşlar. Bu bildiğim kadarıyla giriştekinin yavrusuydu değil mi reis? Bu Zalım'ın, giriştekinin oğlu. Kendi yetiştirdiğimiz yavrumuz Baron. Tokalaşsan bana çok sarar mı? Sarmaz, yaklaşabilirsin. Selam aleyküm. Ver bakayım toka oğlum. Ver. Reis merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldiniz. Mert böyle... Allah, tamam oğlum, sakin ol. Gel bu buraya. Ne kadardı? 20 aylık. 20 aylık. Yalnız hepsi çok doldular. 41 kere maşallah. Önce bir tebrik edeyim. Teşekkür ederim. Şimdi tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldum. Baş tacısın. Ordumuz bizim başımızın sonrasında tacıdır. Sonrasında kafa dinlemek için işte bu görmüş olduğun arsayı, orman arazisini aldık. Akabinde bu köpeklere çok merakım olduğu için babayı Hırvatistan'dan getirdik. Babamız Zalım değil evet, mi? Evet, baba Zalım. Hırvatistan'dan getirdik. 30 günlüktü. Sonrasında Zalım'ı büyüttük. Ona bir baktık ki arkadaş arıyoruz. Aynı ırktan gene bir dişi getirdik. Ne düşeceksin lan? Sonrasında Gürcistan üzerinden bir dişi daha getirdik ona. Ben tutayım ona. Sen rahat konuş. Sonra bu güzel yavruları dünyaya geldi. Zalım buraya. Şimdi. Haydi. Haydi. Gel. Bunlar Zalım'ın. Bunlar Zalım'ın. Anne sen oğlu. De mi dış eşleme falan mı yaptın? Nasıl oldu? Anne bendeydi. Çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım onu çok seviyordu. Anneyi ona hediye ettim de ona gitti. Şu anda onun çiftliğinde. Ama bunlar bana yadigar kaldı. Şu an dişim var ama yani değil mi? Tabii. Yani yavru alıyor musun? Zalım'ın soyu devam ediyor mu? Zalım'ın soyunu devam edecek. Dişimiz de var, erkeğimiz de var. Çünkü ben bu köpekleri çok seviyorum. Maşallah, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an tutuyor babası, yani o yüzden biraz şımarık oynamak istiyor, gezmek istiyor. Baron arkadaşlar bizim yetiştirdiğimiz bir köpek. Babasını çok kıymet veriyoruz. Kıymet verdiğimiz için o soyu, o geni kaybetmek istemediğimiz maşallah, için. Maşallah maşallah. Çok güzel bir dişiyle çalışıp çıkardığımız babaya en yakın köpeklerden birisi. Olduğu için de kendimize bunu ayırdık. Babanın hatırası çok bunun üzerine. Çünkü babaya çok benziyor. Baba da yaşlandı. Onun yadigarı bir de Baron. Şu anda daha 20 aylık. Ya, daha baba kaç yaşında? Şu anda 20 aylık. Baba 6,5 yaşında. Daha genç, Allah'ın izniyle. Ama bizim bunlara aşırı bir sevgimiz var. 20 aylık, 36 aya kadar daha Baron büyümeye devam edecek. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Baron çok güzel bir köpek maşallah. Çok beğendim. Şimdi Zalım'ı getireceğim. Zalım'dan sonra... Pera'yı getireceğiz. Pera'dan sonra Berta gelecek. Berta'dan sonra Şira gelecek. Herkes görecek Kafkas çoban köpeği. Bunlar...
Dur lan. Gel buraya. Evet arkadaşlar, zalımımız geldi. Zalım 41 kere maşallah. Harbiden zalım arkadaşlar. Ve sırtı falan acayip geniş zaten hani. Bir de büyüklüğünden ötürü ben de çekiniyorum. Fazla yaklaşamıyorum ama benim köpeklerim bir şey yapmaz dedi. Ona güvenerek gel oğlum. Ben bir şey yapmıyorum lan. Oturacağım sadece. Az subaylık nere? Kafkasçılık nere? Ne alaka? Ben dedim ya az subay olduktan sonra, erken emekli olduktan sonra bazı sağlık problemlerinden dolayı ordudan daha erken emekli oldum. Dolayısıyla gazilik var mı? Burayı yok. Maullen emekli oldum. Maullen tamam. Daha sonra burayı kendime kafa dinlemek için güzel bir alan olarak seçtim. Buraya işte kafa dinleyecek bir ev yaptırdım. Arkasından evde dedim tek başına olmaz. Bana hitap eden bir ırk getirmem gerekiyor dedim. Ondan sonra arayıp tararken zaten Kafkas çoban köpeklerine çok geçmişten yana ufak çocukluğumdan beri çok büyük bir sevgi ve aşkım vardı benim. Tamam. Zalım'ı Hırvatistan üzerinden Türkiye'ye getirttim. Zalım geldiğinde 30 günlük. Zalım Hırvatistan'dan mı geldi? Evet, evet. Ne kadar paran gitti sormasayım? O zamanın parası 1500 euro falan gitti yani. Yol parası, mol parası? Yani onları da sayarsan 2500 lira mal oldu bize. Yani bugün parasıyla hesap aynen edersek öyle. 60 küsür bin lira para. Aynen öyle. Peki, ama değer mi? Değer. Görmeden nasıl aldın? Bak şimdi insanlar merak ediyor. Diyorlar ki ya yurt dışından köpek alacaksın, anayı görmüyorsun, babayı görmüyorsun. Neye güvenerek alıyorsun böyle yurt dışından? Ben şöyle söyleyeyim, bu köpeği getiren kanalda benim sağlam arkadaşlarım vardı. Onlar bana çok net bilgi verdiler. Tabii akabinde yavruluğu da çok hoş bir yavruydu, çok yakışıklıydı. En az şimdi resim videolarda yakışıklı. Seni tatmin etti. Tabii ki de, tabii ki de. Akabinde böyle güzel bir köpek olduğu için, benim de ilgimi çektiği için Zalım'la daha görmeden videodan duygusal bir bağ oldu aramızda. Tamam. Akabinde Zalım, getirdim Türkiye'ye Zalım. Zalım çıktı geldi. Kafeste artık. Box'ta neyse öyle. Bilmiyorum. Aynen öyle. Zalım bana sarmaz değil mi? Sakin ol oğlum. Sakin ol. Tamam canım. Tamam. Kırılamıyor mu değil mi lan? Hocam. Zalım sakin ol oğlum. Bir şey yok. Biz seviyoruz oğlum seni. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sonra ince bir böyle bir ayarsızlık yaptı ama sonra Zalım geldi. Kafeste Zalım mi? Geldi. Box'ta mı? Neyle geldi? Box'ta geldi. İşte onu diyeceğim. İlk böyle hani Box geldi karşına çıktı. Patileri falan gördün mü böyle? Tabii gördüm. Ulan bu ne? Gülle gibi patileri vardı. Koca bir kafası vardı. Aynı şimdiki gibi siyah bir maskesi vardı. Zaten aynı ayıya benziyordu. Bildiğin bebek yavru bir ayı. Yani, İnsanlar dedi ki ya ayı mı getirdin? İyi falan. Yani boşa atmamışız dedin aynen mi? Aynen öyle. Biz dedi, ben de dedim ki yok ayı değil o. Kafkas çoban köpeği dedim. Sonra böyle nasıl yayıldık dişlermişler? Nasıl anlatayım. Oldu? Anlatayım. Ve ben Zalım'ı aldığımda işin garip tarafı şuydu. Zalım'ı nerede bakacağım tereddüde çok düştüm yani. Çok o düştüm. Bizim aynen gibi öyle. Büyük şehirlerde yaşayanlarda büyük problem. Onu sürekli yaşıyoruz. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii emekli olduktan sonra buraları aldım ama bir gerçek var. Zalım'ı buralardan da önce aldım. İşte o var yani. İlk ben, o sıkıntılar yaşanıyor. Baktım ki sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir köpek insanı arsa sahibi de yapar. Bu bunlara nasıl bakarım? Nasıl yer ayarlarım korkusuyla arsa sahibi, ev sahibi olduk yani. Evet, tamamen öyle temiz kalp, temiz niyetle yani. Yavru alıyor muyuz bunlardan? Tabii ki de bunlardan yavru alıyorum. Genelde iki dişim var. Bir de kendime Zalım'ın kızı olarak ayırdığım bir 7 aylık. Bir dişim var. O 7,5 aylık oldu. Onu gösteririz. Ben çok onu beğendim onu başkan. Zalım'ın kızı. Yani. Yavru alınır. Dişilerimin birisini Romanya'dan, birisini Bulgaristan'dan getirdim. Ha dişilerimiz de yurt dışı. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de dünyaya bir kere geliyorsun hocam. İstediğin şeyleri yaşayacaksın hayatta. Bitti o kadar. Aynen öyle. Yani, ben de basarım abi. Bana söylüyorlar. Ben diyorum kardeşim. Ha. Bana diyorlar ki ırk seçmeyin. Kardeşim ırk seçmeyeceksen barınakta bir ton canımız var. Tabii ki de. Git sahiplen. Bana söylüyor. Ya kardeşim ben zamanında telefonumu o zaman Android'ler yeni çıkmıştı. 66 çift sıfırlar bilirsin. Evet. Telefonumu satıp köpek almış adamım ya. Ya bu bir aşk abi. Bu anladın bir şey mı yani? Ben insanlara söylüyorum. Ben diyorum ki mesela bana diyorlar ki ya senin sosyal bir hayatın var mı? Ya diyorum ki benim en büyük sosyal hayatım köpeklerimle orman yürüyüşü yapmak. Bitti. Köpeklerimle vakit geçirmek. Bitti. Kimisi at binmeyi sever. Kimisi silahla ateş etmeyi sever.
Kimi ben, arabayı yapmayı ben, sever. Ben Kafkas çoban köpeklerinden, onlarla vakit geçirmekten, onları taramaktan, onlarla yürüyüş yapmaktan keyif alıyorum. Bu bir sevgi, bu bir aşk. Ve işin en büyük aşkı da şu. Bu bir zalim. Zalim gibi kaç tane üretebilirim? Kaç tane zalim gibi güzel yalnız köpek çıkartıp... Yalnız tüy yapısı, yelesi... Evet. Beni, o aslan yelesi var evet, ya, o beni evet. cezbetti. O 2,5 yaşından sonra çıktı arkadaşlar. 2,5 yaşına kadar zalımda o yelemiz yoktu. Aslan yelemiz yoktu. 2,5 yaşında çıktı. Baron'u gördünüz ya az önce evet. videomda. 20 aylıktı. Baron da Allah nasip ederse 30 aydan sonra o yeleyi çıkartacak zaten. Kostüm... Tüy yapısı, yüzündeki siyah maske hepsinde olması gerekiyor mu bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. O yüz maskesini bana hep soruyorlar. Ya abi senin köpeklerin hepsi böyle ayıya benziyor. Maskeleri i̇şte. Kara, kafaları kara. Abi Kafkas çoban köpeğinde birçok maske türü var. Birçok renk de var ama benim favori renklerim bu renkler. Benim favori maskem, üretmeye çalıştığım yavruların hepsinin maskesi kara. Kara, siyah maske. Kostümde gördüğün, siyah ağırlıklı kostümde biraz. Kostümde siyah ve gri ağırlıklı. En fazla ne olur? Zalımın bir tık, 2-3 tık açık kızı var. Birazdan onu da göstereceğim size. En fazla öyle ama gene baktığın zaman onun da maskesi karadır. Benim en çok sevdiğim renk bu olduğu için ben bu tarz üretiyorum yani. Çok güzel, ben beğendim. 40 Teşekkür bin kere ederim. Maşallah. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. O senin güzelliğin güzel arkadaşlar, kardeşim. Arkadaşlar, sosyal medyaları aşağıda geçiyor. Şu an için hazırda yavrular yokmuş bildiğim kadarıyla. Evet, bir dişimiz var. Bir dişisi varmış. İnşallah eşlemiş. Temmuz sonunda olacak. Bu nereden geldi? Bunu Bulgaristan'dan getirdik. Alelem, kız çok güzelmiş. Gel bakayım. İnşallah ilk defa bu sene yavrularını alacağız. Gel bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl yavrular gelecek Zalım'la Berta'dan. Sana şöyle söyleyeyim, çok kalın yavruların geleceği belli. Çünkü evet. Berta da patiler, kemik kütlesi olarak çok kalın bir evlat. Kostüm olarak çok uyuyorlar. Evet. Maske olarak çok uyuyorlar. Maske olarak çok uyuyor. Hani yapı olarak şöyle söyleyeyim, Zalım'ın dişisi diyebiliriz. Evet. Bak işte. Görüyor musun? Uyruk yapısı çok hoşuma gidiyor. Bu görüntüyü arkadaşlar, hani şu an yabancı bir köpek falan olsa direkt alırız bu görüntüleri evet. de. Tabii evet. ki şimdi burada rahatlar. Hani sosyal alıştırmış sahipleri. Evet. Burada diklenecek bir durum yok hesabı. Yok. Relax takılıyor köpekler ama biraz dişleriyle oynuyor bu ha. Normal. Bizi biraz böyle... Yok, insan canlısı. Sizi çok sever. Ben köpeklerimi genelde sosyal yetiştirmeye çalışıyorum. Bu köpekler zaten çok güçlü köpekler. Bunlar çok güçlü köpek olduğu için bunları adamcı, hırçın yetiştirdiğimiz zaman başa çıkamıyoruz. Allah korusun, bunun birini ısırması demek, kolunu veya bir uzvunu koparması demek. Bilinçli bundan insan. Dolayı biz Tebrik korktuğumuz ediyorum. İçin, Tebrik korktuğumuz ediyorum. İçin, bizim için önce insan, korktuğumuz için sonra tabii ki de hayvan sevgisi ama... Bunu belli bir standarta ulaştırmamız ben için ben de her zaman söylüyorum. İnsanlar her zaman önce diyorum. Gelir. Aynen. Önce insanların güvenliği. Tabii ki yavrularımızın biz canlı hiçbir şeye değişmeyiz. Tabii ki de. O ayrı tabii bir tartışılmaz. Hepsi benim bebeğim. O tartışılmaya kapalı evladım. Ama hani bizim bir köpeğimizin başka bir insana vereceği zarar bizi yıkar. Bizi üzer. Kafkas çoban köpeklerinin standartlarında zaten. Safkan bir Kafkas çoban köpeğin standartında. Erkek Kafkas çoban köpekleri 78 ile 85 santim arasında jago yüksekliği oluyor. Bu 85 santim dediğim köpekler çok böyle yani dünyada 1-2 yani çıkar. Ha, yani, aynen yani öyle. Kimse de sallamasın ama öyle. Dişi, tabii ki de. Dişilerin standardı da bunu Google'da bile yazar yani. 60 ile 70 santim, 75 santim çıkan dişi istisnadır yani. Öyle arkadaşlar çok güzel hemen bağ kurdu yani bize şöyle söyleyeyim. Korkmamam için yaklaştı, yaladı, maladı, bir şeyler etti. Şu an bak kafayı da koydu. Biz bununla artık tamam oynaşırız ya. Aynen öyle. Çok güzel maşallah. Peki hani Safkan yavru sahiplenmek isteyenler ulaşabilir ya değil tabii, mi? Tabii ulaşabilirler. Tabii ki şartları görüşürsünüz. Ben şartları hakkında bilgi vermiyorum. Çünkü bu videoyu bir sene sonra izliyor olabilirsiniz. Tabii ki de. Yani onun için bir şey demiyorum. Ulaşırsınız, güncel olarak görüşebilirsiniz. Size Kafkas hakkında, sahiplenme hakkında bilgi verir tabii değil mi Buğra de, Bey? Tabii ki de. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi, ne demek ya? Bizi ağırladın. Şöyle söyleyeyim, evlatların olsun, sen ol. Çok kalender insansın. Allah arada. Razı olsun. O senin güzelliğin. Eyvallah baş tacısın. Zaten hayvansever insan bizim için hani vicdanlı insandır. Allah razı olsun. Biz hayvansever insanların mekanına korkmadan gidiyoruz.
Onların sözüne güveniyoruz. Bize ne dedi? Bana bir şey yapmaz dedi. Bitti. Biz ona güvendik. Tabii o evladını tanıyor. Tabii çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her zaman bekliyorum sizi. Baş tacısın. İlerken dönemlerde de bekliyorum. Baş tacısın. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Ben tabii ki daha çok gelirim. Yavrular olduğu zaman yavrularını görmeye gelirim. Tabii ki de her zaman kardeşim. Her zaman baş tacısın. Siz de bir sormak istediğiniz varsa sorun. Instagram'da da altta geçiyor. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur lan bir dur. Dur lan gideceğiz lan. Bir dakika bir sakin. Bitmedi. Tamam bir daha bir sökeyim. Çok heyecanlı. Baba geliyorum. Sıkıntı yok değil mi? Ya Allah. Ula. Başkan şey yap. Onu zalıma çok yaklaştırma. Tamam. Sen de zalımı bağla. Evet. Zalımı bağlamasak olmaz mı? Sarmayacaklarsa sıkıntı yok. Sarmaz, sıkıntı yok. Sen onu tuttuğun sürece sarmaz. Tamam, evet dostlar. Vlog. Gel. Baba. Dostum dikkat et. Baba tut. Dostum dikkat et. Ver bana. Baba sen o. Aynen. Çok güçlüdür değil mi?